Evet, Sayın Zafer Karadayı, hoş geldiniz. Önce sizi gördük. Şeyma, hoş geldin. Ceren, hoş geldin. Bakalım kimler kimler geliyor. Esra var. Öğrenci günlüğü 12. Evet. Sesim nasıl bu arada arkadaşlar? Geliyor mu? El salladığımıza göre geliyor. Biraz bekleyelim bakalım. Merhabalaşalım. Green Voyager. Evet. What's your name? Evet. Zehra da geldi. Bu akşamın konuklarından biri. Esra Şahin geldi. Önümüzdeki günlerde konuk olacaklardan. Deniz, Sibel. Evet. Osman da geldi. Biz Fatih de diyoruz, Osman da diyoruz ama daha çok Osman'ı kullanıyoruz. Evet. Kediler gizli ağlar. Enteresan, evet. İlkcan geldi, Elsiyum. Kediler gizli ağlar kim bu arada? Heh, Tuğçe, tamam Tuğçe. Bir yerden hatırlıyorum diyorum. Evet, kız kardeşim geldi. Sinem Verboz Akın. Verboz soyadının ikinci varisi. Malımızın, mülkümüzün garantisi. Kardeşime de merhaba diyorum. Betülizm. O da güzel, evet. Evet, Yelda da geldi. Tamam, güzel. Karneon. Karneon kim? Özge geldi. Hoş geldin Özge sen de. Bayağıdır görüşemiyorduk. Sevda geldi. Yaren. Mini minicik. Evet. Her yerden katılımımız var. Şöyle bir merhabalaşmak istedim bu yayında önce. Ebru geldi. Hoş geldin Ebru. Evet. Ufak ufak dolmaya başladık. Şimdi Emine geldi, ikinci programın konuğu. Merve. Damlalı ailesinden büyük bir ihtimalle. Evet, fizik profesörü. Fizik ne demektir bilmiyorum. Fizik profesörü Emre olan. Evet. Evde de bizim bir tane fizik profesörü var, eşim. Evet, Hatice Alanoğlu eskilerden. Evet, eskimeyen eskilerden diyelim. Sibel geldi. Aileden o da. Böyle herkesi bir bu hafta ağırlamak istedim. Görmek istedim önce. Herkese merhaba diyelim. Güzel bir cumartesi akşamı olsun. Şu an İbo Show yayınlanıyor olmasına ve tercih etmeyi burada olduğunuz için teşekkür ederim. İbo Show'dan daha eğlenceli program olacağının garantisini vermeme gerek yok. Zaten öyle olacaktır. İbo Show'u izleyenler varsa bir yandan da bakabilirler tabii ki. Biz biraz daha böyle akademik anlamda, akademikle beraber güleceğiz de, eğleneceğiz de bu akşam yine inşallah. Şimdi arkadaşlar, bugün üçüncü programımız. Ben biraz daha rahatlamaya başladım. Biraz daha kendimi bulmaya başladım. Sizler de umarım yarar sağlıyorsunuzdur. Hala İbo Show'a gitmeyenlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi bu hafta biraz daha böyle sizlerden de gelen talepler üzerine, hani çok tap zirve puan alan öğrenciler var. YDS 80 vurduranlar, 90 vurduranlar da var. Biraz daha böyle bu işi, hani programın konusu da bu hafta, görmüşsünüzdür. Haylazlıkla da halledebilenler var mı bakalım? Biraz böyle ufak tefek yalpalamalar yaşayanlar var mı? Tam da bunun için aslında Osman uygun bir konuk. Tabii sadece bununla ilgili demiyoruz. Sağlıkla ilgili problem de yaşayanlar oluyor, başka problemler. Yani hayat çünkü sadece YDS ve YÖKİ üzerine akmadığının farkındayız. Ben de farkındayım. Başka hayatsal problemler de oluyor zaman zaman. Bunların da yanında YDS YÖKİ yapılabilir mi? Biraz bunu konuşacağız. Programın sonuna doğru arkadaşlarım, önce konuk alacağım. Programın sonuna doğru da son YDS YÖKİ sınavıyla ilgili çalışmayla alakalı neler yapılabilir? Ben de biraz bireysel ondan bahsedeceğim. Programın sonuna doğru sazı elime alacağım. Şimdi YDS YÖKDİL sınavı bağlamında aslında bir anda biz sınav motivasyonu nasıl sağlanır, sınava nasıl çalışılır, bunun üzerine de bir program yapıyoruz. Bu konuda bir KPSS öğrencisi ise katılanlar veya etrafınızda olan varsa veya TYT, AYT sınavlarına giren üniversite öğrencileri, bununla beraber ALES'e hazırlıkla ilgili aslında bizim biraz daha yan dalımız olan bütün bu sınavlara hazırlık anlamında öğrencilerin ne yapabileceği, Nasrettin Hoca var ya, hani daldan düştükten sonra ya da damdan, tam hatırlamıyorum şimdi artık.
Düştükten sonra bana doktor yerine damdan düşen birini çağırın. İşte bu konunun, bu programın aslında temel meselesi daha önce damdan düşenlerin düşerken kolu bacağı kırmayıp ÖSYM denen, parantez içinde söyleyelim, şeytanın bacağını nasıl kırdıklarını anlattığımız bir program oluyor. Biraz güleceğiz bu akşam yine. Eğleneceğiz. Eski öğrencilerle görüşüyor olmak da bana çok büyük bir keyif veriyor. Teşekkürler saçlar için de. Bu akşam ben de bir tıraş oldum. Aslında ÖSYM sınavı bugün değil, dün oldum da tıraşı. Dün açıkladıktan sonra artık hafta içinde daha doğrusu bir rahatlama geldi bana da. Bunu da tabii ki yayın için kullanalım dedik. Şimdi ben arkadaşlarımı konuk olarak almaya başlayayım. Tabii ki her zamanki gibi bayanlardan başlıyoruz. Zehra'yı alalım. Ona bir davet gönderelim. Programımıza gelsin. Betül diyelim biz. Betül de. Hoş geldin Betül. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsın? İyi hocam, sizler? İyi benden de. Pandemi akşamlarında bir mum mu yanıyor arkada? Bana mı öyle geliyor? Hocam aydınlatma sağladım oradan, evet. Vay, sen benden daha Yayın için profesyonel özel. çıktın. Ay Evet teşekkür hocam. ederim. Harika bir yayın şeyi kurmuşsun orada yani. Mikrofonlar falan da tamam Hocam hazır. burada telefonu sabitlemek için kurduğum düzeni göstersem zaten toplar falan. Yayın sonunda bir fotoğrafı çek. Güzel Tamam paylaşırız hocam. onu da yayınla beraber. Tamam. Güzel olur. Tamam Nasıl hocam, gidiyor atarım. Betül görüşmeyeli? 2 yıl oldu herhalde değil mi biz görüşmeyeli aşağı yukarı? Olmuştur hocam. Aynen. Olmuştur. 2018-19'dan beri oldu. Evet, hatta İyi 3 yıl gidiyor oldu ya. hocam. Aynen. İyi gidiyor. İş güç, akademik, aynı zamanda ikisi birden gitmeye çalışıyor o şekilde. Evet, Devam ittirmeye ettirmeye çalışıyoruz hayatı. çalışıyoruz. Akademisyen Aynen. adayları hep genel durum aslında öyle. Aynen Bir hocam. kendini tanıtsan istersen bize. Tanıtayım. Zehra Betül Demir ben. 2019 yılında Çanakkale'den ebelik bölümünden mezun oldum. Zaten hemen sonrasında çalışmaya başladım. Şimdi İnegöl Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Ha, Yeni, kanser oluyor taze değil mi? memur. Aynen hocam. Aa, hadi bakalım hayırlı olsun. Teşekkür Sen ederim. İnegöllüydün zaten değil mi? Bursalı olduğunu biliyorum da İnegöllü. İnegöl'de yaşıyordum aynen. Yaşadığım yere denk geldi. İyi, güzel oldu. Çok güzel. O şekilde daha sonrasında işte aynı zamanda hani atamamla tecrübeyle akademik hayatın eş zamanlı güzel harmanlanacağını düşündüğüm için şeye başvurdum. İstanbul Üniversitesi'ne başvurdum, ebelik tezi ana bilim dalına. Orası da oldu. İşlerim yolunda gitti diyebilirim. Hı. O şekilde şimdi ders dönemim yeni bitti. Yarı dönemde başvurmuştum. Teze geçtim daha yeni. Geçiyorum. Geçmekteyim henüz. Bak Bu hem güzel şekilde. hem başarılı yazanlar var. Senin de hayranların bayağı Evet şeyine hocam. kapıldılar. Aşağıdan. Hayriye Evet. ve Yeşil. Merhaba diyoruz ona da. Evet hocam. Teşekkür Yani ederiz. benim hatırladığım kadarıyla güzel bir dönem geçirdik o dönem. Küçücük bir sınıfımız vardı. Böyle sınıf içerisinde Evet. öğrenci kalitesi de kitlesi de çok güzel bir ekipti. Aynen O hocam. dönem hatırladığımda seni ve arkadaşlarını hakikaten çok çok güzel şeyler yaptık. Sen böyle YDS sürecine nasıl başladın? Öncesi YÖKDİL sürecinde diyelim. Senin girdiğin sınav daha çok YÖKDİL'i, sonrasında YDS'ye girdin. Evet hocam, Nereden aslında başladın? Nasıl böyle bir başlangıçta neler hissediyordun? Biraz bunlardan bahsedersen bu sadece YDS YÖKDİL için değil, herhangi bir sınava başlamayı düşünen insanlar için de bir başlangıçtaki hisleri paylaşma oluyor. evet hocam, yani dediğiniz gibi sadece YDS yok değil için değil, bir belli bir sınav fark etmez. Herhangi bir sınavda başarılı olmayı kafaya koyan herkes için hani mevcut bir çalışma stratejisi belirlemek gerekiyor. O sizin sayenizde diyeyim. YDS YÖKDİL'e temel seviyeden başladım. Ama sizin oluşturduğunuz çalışma planıyla çok farklı bir çalışma planı bence hocam. Çünkü daha öncesinde sizinle tanışmadan önce işte farklı kurumlarla görüşmüştüm. Yine İngilizce çalışmak Aman anlamında. isim vermeyelim, yakmayalım Yok yok, kendimizi burada. vermiyorum. Tamam. Vermiyorum hocam. Belli yerlerle Evet, görüşmüştüm. belli yerler deyip onları geçelim böyle. Aynen. Çünkü bir zaman sonra sen beni anlattıkça şeye de dönüyor program. Hani çok böyle anlatılmasını da sevmediğimi biliyorsunuz az çok. Sadece ne yaptığımızı doğru şekilde karşı tarafa aktarmak istiyorum. Çünkü şeye döner. Adnan Oktar olayına dönmeye başlar. Ay hocam falan. Bunu ben istemiyorum yani böyle bir Yok. durumu. Hocam sadece farklı bir teknik olduğunu ben birkaç yeri de gördükten sonra fark ettim diyeyim. Hani sizin Hı hı. oluşturduğunuz stilin, çalışma stilini. Hani daha çok kelime ezberi, işte sınava nasıl çalışılır, İngilizce sınavına kelime ezberi yaparız. İşte gramer ezberleriz böyle külçe külçe. Ondan sonra sınava gelince de yapamıyoruz öyle Bak olunca alttan hocam, maşallah maalesef. hocamlar başladı Selçuk'tan. İnşallah Selçuk öpüyoruz seni de çok.
Hocam o şekilde olunca olmuyor yani. Onu da denedim daha öncesinde. O yüzden sizin stiliniz daha farklıydı. Ben çok kolay öğrendim yani sizin oluşturduğunuz programla ve kitapların da çok faydası oldu. Hani çok daha özet, çok daha işimizi kolaylaştıran bir çalışma düzeninin oturmasına neden oldu. Nasıl mesela işte bir kelimenin ezberleyerek yani ezberlenerek çalışılmayacağını nasıl çalışılacak mesela? İşte bir paragraf içerisinde siz diyordunuz ki atıyorum işte anlamasan da okumaya devam et. İşte hani İngilizce, yarı Türkçe, yarı İngilizce içimizden okuyarak devam ediyorduk ve bir yerden sonra biz o kelimelerin anlamına bakmadan o paragraftaki tüm kelimelere hakim olabiliyorduk yani. İnsan şey oluyor değil mi? Karışık 15 ifade gün ettim sonra biraz böyle ama. yok çok iyi anladım. Ben de özetlemek de istedim. Senin o karışıklığı düşündüğünü düşünerekten. İnsan böyle bir zaman sonra okuduğu şeyi anlamaya başladığında gözlerinde bir yaş oluşmaya başlıyor böyle. Evet. Allah'ım Ben anladım hani bir şu yerden an. ışık mı geldi falan deyip değil mi? O hissi yaşıyorsun yani. Evet evet hocam aynen öyle oluyor. Daha sonra dediğiniz gibi hani akademik bir metin mesela bunu okuyup hani hiçbir kelimesine sözlükten bakmadan anlamlandırabildiğinizde gerçekten o sevinç gözyaşları şuraya geliyor hocam. Bak Tarzanca çevirin. Evet, Evet Kurtta evet evet Ahmet. tam o ifade. Ahmet, bu akşam sen de birinin taraftarısın. Bekliyorum seni de o yayına da aynı zamanda. Yani kelime olayını kafada o kadar çok abartıyoruz ki ezber, 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 ezber. O ezberden kurtulup bir cümle içerisinde kelimeleri okuduğumuzda, o akademik makaleyi bile anladığımızda o içerideki his gerçekten seni çalışmaya da motive ediyor. Bu çok değerli bir şey. Buna İngilizler guessing the meaning from the context diyorlar. Yani bir kelimenin anlamını metinden tahmin etmeye çalış. Bununla ilgili küçük bir şey daha söyleyeyim ben. Hangi metinleri bulmaları lazım? Öğrencinin sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Mesela çocuğunuz İngilizce öğrenecek, ortaokul, lise. Bu gibi öğrencilerle ilgili de bir planım var kafamda. Bir iki hoca arkadaşımla yayını alacağım ileriki günlerde. Böyle ortaokul, lise, işte ilkokulda çocuğu olanlara. Bir şey okumak istiyorsanız o metinde bilmediğiniz 5 kelime veya 6 kelime olması lazım. Bu asla şu da değil. Bütün kelimeleri bilmediğin bir metni okuyamazsın. O yüzden en basit seviyede 4-5 kelimelik bir parça içerisinde bilmediğin kelimeler olacak. Belki 8-9'a çıkabilir bu. Bildiğin kelimelerle o kelimelerin ne olabileceğini anlamak için okuyacaksın. Bunu merak edenler oluyor çünkü onu söylemek istedim. Böyle başladık. Yani bir sürece girdik. Grameri öğrendik, kelimeleri öğrendik. Böyle süreç içerisinde bunaldığın, sıkıldığın, Allah bunun belasını versin dediğin anlar olmuştur yani. O anlarda ne yaptın? En önemli noktalardan biri bence o. Ya hocam şöyle aslında ben İngilizceyi çalışmayı seviyorum ve yani İngilizce ne olursa olsun dinlemek, okumak, konuşabildiğim kadar konuşmak, ifade etmek benim için keyif veren bir aktivite. O yüzden hani ben çalışırken genel anlamda %85-90 bile diyebilirim. Hani hep keyif aldım ve çok sıkıldığım bir an olmadı diyeceğim. Şov gibi Tamam. gelecek herkese ama Yok, gerçekten doğrusu öyle. budur. Hani tamamını öğrenmek ve hakim olmak beni mutlu eden bir şey olduğu için genel anlamda keyif aldım. Ama hani siz çok ödev veriyordunuz hocam mesela. O Veririm. ödevler belli bir istikrarın oluşmasını sağlıyordu bir anlamda. Ama hani o istikrar şeyinde tabii bazı dönemlerde insanın şeyi kırılabiliyor direnci. Çünkü eş zamanlı götürüyoruz. Hani yayından önce de beni almadan önce de bahsettiniz. Hani bir şeylerle okulun son senesiydi işte benim mesela. Onunla eş zamanlı gidiyordu. Hani zordu. Başka birçok şey oluyor ama her gün o vermiş olduğunuz ödevleri tamamlamaya çalışmayı kafama koyuyordum ve yapıyordum onu da. Hani Evet. istikrarı sağladığım için açıkçası biraz da püf noktası o sanırım. Ben de Benim sende şey ve oldu. birçok başarılı olan öğrenci gördüğüm o. Yani insanlar şey zannediyorlar bazen. Yani bu hayat artık o kadar komplike bir hayat ki içerisinde sadece bir şeye oturacağım, odaklanacağım, her şeyi bırakacağım yok. Öyle olsa bile yani sadece YDS veya atıyorum KPSS çalışacaksın diyelim. Sadece buna odaklanıyor olsan bile senin bir yandan devam eden bir hayatın var. Allah korusun sağlıkla ilgili senin yakınların bir problemi olabiliyor. Bunun dışında başka hayatta başka başına bir şeyler gelebiliyor. İsteksizlikler oluşuyor. Yani bütün her şeyi bir arada götürebilmek için bence en güzeli o. Oturup güzel bir şekilde, disiplinli bir şekilde o günün ödevi neyse o. Bir de şey var ya bize genel tekrar. Böyle gideceğim bir genel tekrar Yok. yapacağım. Geriye dönük her şeyi tekrar. Şu ana kadar benim hiç öyle çalışabilen bir öğrencim olmadı. O yüzden günü gününe çalışmak bence işin derste olmak ve günü gününe çalışmak işin özeti aslında. Dediğin gibi. Kesinlikle hocam. Peki nereye ulaştın? Başladığın Nereye yerle ulaştığın ulaştım? yer arasında hem gökdelen hem YDS'yi söyle, insanların da kulağına küp olsun.
Evet hocam, insanlar bilmiyorsa anlasın, iki puan Hep şey arasındaki demesinler farkı yani, hocaya bak görünce. yüksek puanları söyletiyor da düşükleri söyletmiyor Yok. demesinler Yok yani yok. bizi tanımayanlar. Hocam yani şimdi YDS yok değil, çok farklı. Ya ben ne kadar farklı olabilir ki diye düşünüyordum. O kadar Düşünüyordum farklı oldu. yani. O kadar, gerçekten o kadar farklı da oldu, gördüm onu. Şimdi yok dil sağlıktı benim alanım. Ondan 81-25 puanım. Ama YDS'den 46-25'ti. Güzel. Yani bayağı bir uçurum var. Arada Bayağı bir farkı uçurum. görmeleri lazım herkesin. Aynen. Çünkü hocam YDS'de mesela yani paragrafların uzunluğu, konuların daha komplike konular olması, hani daha ağır metinler olması bence benim gözümden öyleydi. Ve süre problemi yaşamam bayağı zorladı beni. O en sona kalan paragraflar yok dedim yani. Ya Yetişmeyecek. paragrafta ben geçen sınavdan önceki sınav çok zordu. 2019'da yapılan sınavda bir ara şey hatırlıyorum ben. Ben öğretmenim, 15 yıldır bu işi yapıyorum. Sadece bu işi yapıyorum. O kadar alışkınım ki, ama ben bir ara şey, ben dedim burada ne yapıyorum? Yani adam oradan bana Aristoteles'ten soruyor, yıldızlardan soruyor, kalkıyor sonrasında geliyor ziraatten bir bilgi soruyor. O kadar kafam aynı anda bilgi almaya başladı ki yeter dedim yani. Ben bile bunalıma giriyorum ki YDS'ye girecek olanlar, ders diyorum, şeyin sonunda da söyleyeceğim, yayının sonunda da. Eğer YDS'ye hiç girmedilerse readingleri komple zaten aynı seçenek atmaları gerekir. O readinglerle uğraşacağına başka Evet. sorularla uğraş zaten yaparsın. Öğrencim bir şey dedi, yani readingleri çözdüm bir sınavda dedi. 20 soru çözdüm, 2 tane çıktı dedi. Hiç çözmedin dedi, attım 4 tane doğru çıktı. Demek ki atmak daha mantıklı dedi benim için. Dediğinizi Düşünecek o. yapmıştım zaten. En Sınavda son C çözenler C C. oluyor. Daha bile çok doğru çıkmıştır yani, 38 alacağını 46 aldık yani. Ya aynen, belki de ondan da hocam, bilemiyorum yani. Sınav anda var mı ilginç bir anı, ya da sınava giderken böyle değişik komik bizi güldürecek? Sınava giderken düşüneyim hocam, değişik. Değişik. Çok Heyecan yok yaşadığın sınavda. böyle. Hocam şimdi ben önce yok dile girmiştim. Sonra YDS vardı. Yok dilden böyle bir kendime güven gelmişti açıkçası. İyi geçti İnsan şimdi. böyle bir böbürleniyor değil mi bir? Aynen. YDS ne şimdi? Ben ne kadar fark olabilir diyerekten gittiğince rahat girmiştim ben. Ama sınav anında içimden konuşuyorum. Yok artık, hani bazı süre geçiyor falan filan böyle. O an farkındalık oluştu orada. O Orada da şekilde bir ekstra farklı hüzün bir şey. oluyor değil mi insanın içinde? Evet hocam. Daha iyi geçmeliydi falan diye bekliyordum ama. Evet, yani YDS gerçekten şey bir sınav ya, ağır bir sınav. Evet. Ama geçilmeyecek de bir sınav değil. Furkan sizin sınıftaydı değil mi? Evet. O bayağı iyiydi hocam zaten. Furkan 78-25 Derslerde aldı ilk sınavda. 78'den sonra bir de üst seviye grubuna devam etti. 90'ı aldı. Yani Furkan da şimdi haylazlardan bir tanesi aslında. Bu yayında o da olabilirdi de. Şimdi bir kız bir erkek aldığımız için tam konuya uygundu. Furkan'ın derse katılımı çok güzeldi. Yani derste sürekli aktif oluyordu. O bence etkiliydi. Tabii YDS için altyapısı da bence vardı. Okuyordu, ediyordu falan. YDS 90 ben hiçbir öğrencim alamaz derdim. İlk kez bir şey kırılmış oldu. Bu da güzel oldu yani herkes için de. evet hocam, aslında o hani temel seviye gibi de değil dediğiniz gibi. Hani sanki daha bizim sınıfın şeyinden üst segmentte gibiydi ama. Evet, bir segment üstteydi yani. Aynen. Hakkında Belli veriyorum. ediyorum. Evet hocam, iyiydi. Evet, güzel şeyler başardık ya. Ben böyle düşündüğüm zaman iyi başardığımız öğrencilerden biri olma Evet keyifli. hocam, yani gerçekten bu kadar kısa sürede ben hiç beklemiyordum. Bizim hocalarımızın tavsiyesiyle, bir de Meyra vardı biliyorsunuz benim Evet. arkadaşım, haylaz arkadaşım. Hala arkadaşım. Bak, Meyra arkadaş ailesi olanlar derken ona gönderme yapmış olabiliriz. Buralarda mı Meyra bu arada? bilmiyorum hocam, bilmiyorum nerede şu anki Buradaysa katılım merhaba hakları desin olabilir. bize. Hani onunla birlikte bizim hocalarımız vasıtasıyla sizi şey yapmıştık, sizinle görüşmüştük. Hani şeydi yani, biz haylazdık hocam. Ama yine Hafif. de evet, yine de bir şeyleri yapmak isteyince oluyor diye düşünüyorum. Kısa sürede hani sizin çalışma stilinizde ve yani ödevleri günü gününe yapmak dediğim gibi. Ve söylediğiniz şeylerden birisi de şuydu hocam, onu da ekleyeyim unutmadan. Mesela bu soruları yanlış seçeneğiyle birlikte altına Türkçesini çevirmek. Hocam bu da baya baya bir Evet. insanı yok etmesini sağlayan bir şey, teknik. Bu gibi şeylerle çok kısa sürede güzel şeyler başardık. Teşekkür ediyorum. Hep de herkese size öneriyorum hocam. Şimdi Teşekkür ederim. yine Kulaklarım çınlıyor anlatanlara zaten. bağlamak istemiyorum ama. Evet. Canım hocam, inşallah hocam diye. Ya bununla Evet ilgili hocam. bugün bir öğrencim de, onun da ismi Betül hatta bak. Geçen hafta ödev takipten biz ödev dönüt de sesli artık yapıyoruz. Öyle bir
ufak bir şey de geliştirdik. Sizden sonra o nasip oldu. Şey dedim bak, bu lafı o anda konuşurken aklıma geldi. Öğrencinin bir cehennemi vardır bence. Hani cehennem ağır bir laf ama nedir cehennem? Bir öğrencinin bir testi incelemeden diğer teste geçmesi, o testteki yanlışları düzeltemediği için bir sonraki testte gene yanlış yapması. Cehennem 7 kat diyorlar. Bilmiyorum, gidip görmedim. Ama İngilizce bilenler, YDS'yi geçenler bence cehennemde de en azından rahat edecekler diye düşünüyorum. O konu nedir? Şimdi buraya yani yanarken bile en azından benim YDS'm 70 kardeşim falan değil. Losyon verilecek insanlar 70 derecelik en azından. Sonra öğrencime onu söyledim. Yani 70 nereden geldi? Cehennem gelince kafa gidiyor bir anda. Dedim bir neti bir incelemedin, düştün, bir kat altına düştün, bir kat daha altına düştün, bir kat daha altına düştün, dibine kadar gidiyorsun eğer testleri incelemeden çözüyorsan. Biz de millet olarak çok arabeske bağlayan tipleriz. Yani arabesk bizim kesinlikle kültürümüzün genlerimize işlemiş formu. Bir şeyi yapıp bunalıma girip daha bunalım şeylere gidiyorsun. Bunu da yapamadım, bu testi de yapamadım, bu testi de yapamadım. İyice dibe giriyorsun, batsın bu dünyaya varıp ben bu testi, ben bu şeyi yapamayacağım oluyorsun. Ona bunu söyledikten sonra dedim ki her testini incele. Bugün bir mesaj yazmış bana. WhatsApp'tan gönderdi tekrardan o mesajı da. Özelden gönderiyor ödev takiplerde. Hocam gerçekten bu kadar fark edeceğini düşünmüyordum vesaire vesaire. Temalı bir mesaj. Neredeyse bütün testleri full yapmış. Geçen hafta %70 doğruyken şimdi full testler. Yani yanlışı incelemeden, hatadan ders almadan. Ya bu hatadan ders almama olayı da bence genetik bir şey bizde. Özellikle ben bir erkek olduğum için erkeklerle, bak ben de bir arabesk seviyorum, alttan arabesk yazmayın diyorlar da, arabeski ben de seviyorum da arkadaş, nerede arabeski bırakacağını bileceksin. Hatadan ders almadan diğer şeyi düzeltmenin bir mümkünatı yok. O erkeklerde var bizim özellikle çok. Kızlar da Allah'tan yok, hatayı düzeltiyorlar. Erkek ne yapıyor? Mesela evlenmiş bir erkek formatı düşünürsek, karısı anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Aa, diyor. Gene aynı hatayı yapıyor. Gene sıkıntı, gene sıkıntı. Sonra benim hayatım niye böyle? Ya 70 yaşında gelmiş adamlara baktığımızda, hepsi değil tabii ki Allah'tan da, hiç ders almamış, köşesinde oturan, çocukla hiç ilgilenmeyen, hanımla ilgilenmeyen, eve yani şey gibi, saksı gibi gelip çiçeği sulanıyor hanım tarafından, saksı gibi tekrar dışarı çıkan, güneşte gezen bir varlık halinde yani erkeklerimiz. Acıyorum, üzülüyorum erkeklerimize ya. Büyük sıkıntı İşte yani. hocam, hani hayatın hangi noktasında olursa olsun bir hatayı idrak etmeden yola devam etmek, eksik devam etmek oluyor biraz. O yüzden Yani anlamlandırmak gerekir. düzeltmek lazım diye düşünüyorum ya. Evet. Betül teşekkür ederim. Söylemek Ben istediğin, teşekkür eklemek ederim istediğin bir hocam. şeyler varsa alabiliriz. Yok hocam, yani bu şekilde püf noktaları aktarmaya çalıştım kendimce neler olduğunu. Bence Evet. herkes bir kere sizinle bu yola girmeli hocam. Yani kesinlikle kafaya koydularsa başaracaklarına inanıyorum ben. O Evet, yüzden kesinlikle ya. teşekkür ediyorum size tekrar. Ben de çok teşekkür ederim. Hoş sohbet, güzel oldu. Eminim Güzel ki oldu çok hocam. güzel şeyler de aldılar. Öğrenciler bana dönüt veriyorlar sonradan. Şu güzeldi, bu güzeldi diye. Onları da ben sizlerle de paylaşırım. İnşallah devamı güzel olur. Bak, kaos ve acıdan beslenmek diye yazanlar da var. Arabesk candır. Ama bir yerde bırakmak gerekir artık yani. İbo Show tamam güzel ama İbo Show'u bir yere kadar dinlemek lazım. Aynen hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz tekrardan. Ben Ağzına teşekkür sağlık. ediyorum hocam. Görüşmek üzere. Hadi hoşça kal bakalım. Evet, şimdi bir erkek sanatçımızı alalım. Umarım şöyle, erkek olarak aynı anda iki işi yapamıyoruz biz biliyorsunuz. Önce işi halledeyim. Umarım makyajını yapmışsındır Osman. Yapmamışsın, evet. Sen de yapmamışsın. Anladım. Hoş geldin. Hocam ben biraz kaçırdım galiba. Neyi kaçırdın? Ha, Hafif kaç. geriden geldim. Daha Zehra Betül'ün konuşması bitmeden canlı yayın Ha. isteği geldi. O şey, internetin parasını ödemiyorsun ya. O biraz interneti yavaşlatıyorlar. Hocam otomatik ödeme talimatım var. Ve Sıkıntı yok otomatik aslında. ödemiyor demek ki, ondan olabilir. Olabilir. Bu arada Kontrol benim ses tekrardan bana geri geliyor. Boğuk geliyor. Neyden edeyim. dolayı olabilir? Benim mikrofon kullanmıyorum hocam da mikrofon yani kulaklığım yok daha doğrusu. Olabilir, ondan olabilir. Gittiği kadar artık. Ne yapalım? Evet. Etrafı çok rahatsız ediyor mu diğerlerini? Diğer arkadaşlarım yazsın alttan. Nasıl durumlar?
Herhalde yok. Devam ediyoruz. Güzel. İyi. Evet Osman, kendini bir tanıt bakalım. Tamam. Osman Fatih Damlalı. 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 4 yıllık bir yüksek lisans, askerlik birazcık Türkiye şartlarını işe girebilmek için sağdan sola savrulma döneminden sonra 2018 yılında Çanakkale Teknik Üniversitesi Yüksek Okulu'nun tem üzerinde göreve başladık. Makine ve metal teknolojileri bölümündeyim. Evet Osman, senin sesi biz baya baya duymamaya başladık. Gittikçe geri gitmeye başladı. Nasıl bir çözüm bulsak? Hanımın telefonundan mı girsen? Eşinin. Bir deneyelim. Bir seni birazcık gönderelim. Bir dene bakalım, olacak mı orada? Ses hiç gelmiyor şu anda hatta. Konuştuğunu ben görsel olarak algılıyorum harflerden. Öyle yapalım. Evet. Tamam. Bir çözmeye çalışalım bakalım. Şimdi canlı derslerde oluyor arkadaşlarım. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben de bu arada YDS YÖKDİL çalışacaklara, bundan sonraki zamanda ne yapacaklarını, öğrencilerime derslerde söylediğim şeyleri az çok söylemeye çalışayım. O arada Osman da tekrar bir görüntü gönderir. İstek gönderir bize. Şimdi arkadaşlar, önümüzde özellikle de Aralık sınavına girmeyenler için, Aralık 13'teki sınava giremeyenler ve 28 Aralık'ta, 28 Mart, 28 Şubat'ta, 28 Mart'ta ve 18 Nisan olmak üzere 3 tane çok güzel fırsat var. 16 yıldır bu işi yapıyorum. Benim sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Benim sesimde problem yok. Benimki geliyor. Merve Damlanıl'dan bir istek yapalım. Bir saniye. Şu anda gelecek sanırım. Şu an? Şu an nasıl hocam? Şu an çok iyi, evet. Bana harika geliyor büyük bir ihtimalle. Bak gene ne oldu? Telefon aldım. Yine ne oldu? Telefon aldım, muhtemelen herhalde sıkıntılar var. İlk defa böyle bir... Peki olayı kim çözdü şu anda? Siz çözdünüz hocam. Ben çözmedim, ben hiç dokunmadım. Ben de yayına devam ediyorum. Kim çözdü? Bak, erkek hala düşünemiyor, farkında mısınız? Evet, eşim çözdü. Şu anda Merve Damlalı canlı yayında. Fark ettin mi? Evet. Evet. Ben hanımcıyım. Ben bu konuda netim abi. Hanım olmadan. Yani şöyle bir şey de var. Allah korusun, gecinden versin ama düşün, büyük bir hastalık geldi. Yoğun bakımda yatıyorsun. Doktor fişi çekelim mi hanımefendi diye kime gelecek veya çekmeyelim diye. Evet. O yüzden ne yapmamız lazım? Fişi çekelim, hayır çekmeyelim gibisinden sorularda mutlaka biz hanıma danışılacağı için hanımlarımızı hoş tutuyoruz. Evet, şimdi seni tekrardan tanıtımını alalım baştan. Tekrardan tanıtalım, aynen. Yıldız Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği 2014 yılında mezun oldum. Daha sonrasında az önce de dediğim gibi 4 yıllık bir savrulma süreci demeyelim de işte yüksek lisans, askerlik, bir yandan işte ALES, KPSS, YDS, YÖKDİL sonradan çıktı bizim, ondan da bahsederiz. Evet. Bu şekilde 2018 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Makine ve Metal Teknoloji bölümüne göreve başladık hocam 2018 Temmuz'da. Güzel. Hayırlısı olsun tekrardan. YDS YÖKDİL sürecine nasıl başladık? YÖKDİL o zaman sonradan oldu. Bir daha alabilir miyim hocam? Sanırım bağlantıyla ilgili Osman, sende epey bir sorun olacak gibi görünüyor. Canlı yayındır, böyle şeyler olur. Biraz kilolu da çıkar insan ama internet olmayınca hiçbir şey olmuyor. Sanırım internetle ilgili problem var. Wi-Fi'den bağlanıyorsun. Wi-Fi'den hocam. Çevireyim mi? Telefonun interneti eğer gigabaytlar çok fazla yakmayacaksa, yani bir anda böyle çat diye gitmeyecekse. Ha, bir telefonun internetini bir deneyelim bakalım. Çünkü şimdi Vodafone faturasının da 500 lira gelmesini istemeyiz bir canlı yayın 15 dakika için. Canlı yayın kazası diye yayınlarız. Orçun, hakkarda işler nasıl? Şu an bir konuş bakalım. Son bir deneyelim. Artık olmazsa nasip haftaya diyelim. Allah'ın hakkı üçtür dedik ama. Bir deneyelim bakalım hadi. Tamam. Osman, tekrar mı şu anda tam? Nereden alalım biliyor musun?
Yok, hayır. Artık yani seni tanıdık, tanıdığımıza pişman etmemiz diyelim. Aynen, şöyle yapalım bence abi. Sen bize şeyden bahset. Yani bu sürece başlamadan önce neredeydin YDS YÖKDİL olarak? Hı-hı. Nasıl başladın, nasıl devam ettin? Biraz onu anlat. Şimdi aslında lise döneminden alırsam birazcık daha bütünleşmiş olur. Lisede de... Yok, o kadar şeyimiz yok. O kadar şeyimiz yok. Sen bize kursa gelmeden biraz öncesini ve biraz sonrasını. Tamam. Yok şey diyecektim. Hem lisede hem üniversitede hazırlık okuduğum için biraz altyapım var diyecektim. Tamam. O sebeple. Ama işte gramer bilgisi hani vesaire. Upper Intermediate'e kadar hazırlıkta almıştık vesaire. Ama sıfır YDS bilgisiyle yani soru mantıklarını bilmeden hani ne tür bir sınavla karşılaşacağımı bilmeden bir YDS sınavına katıldım. 2016 ilkbahar katıldım yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bir 28-75 aldım ondan sonra. Dedim ki bu şekilde olmayacak. Hani 28-75'ten daha büyük bir beklenti vardı haliyle tabii ki. Ya şey dedin sonra, değil mi? Ben upper intermediate değilmişim abi. Değilmişim. Yani neye göre upper intermediate onu anlamış olduk birazcık yani. O sebeple yani sınava yönelik bir çalışmanın olması gerektiğini ilk sınavda zaten kavradık. Daha sonra bir tane kitap aldım. Ankara kaynaklı bir yayın evinin dil kitabını aldım. Bir gramer kitabı vardı. Bir de reading kitabı vardı. İşte gramerde okuma okumadan ziyade direkt kelime ezberleme tarzında. Böyle alfabetik. Daha sonra tabii onun da ne kadar yanlış olduğunu fark ettim. Direkt A'dan başlayıp işte abandon bilmem ne devam edip öyle bir kelime defteri oluşturma. Bak o kelimeden de bir tane hatırlıyorsun sadece. Abandon diyorsun onun da telaffuzunu yanlış hatırlıyorsun yani. Evet, Z'si, onda, evet. Bir de Z'ye kadar devam edecek bu liste yani. Hangi birini hatırlayacaksın? Aynen hocam. O şekilde gittim. İşte okulun kütüphanesine günde 3 saat, 2,5 saat ne kadar zaman ayırabilirsem ortalama bir şekilde yaz döneminde 2016'nın yaz döneminde bir çalışma yaptım. 57,5 bir 55 veya 57,5'tu iki tanesinden bir tanesi. Muhtemelen 57,5 almıştım. Yani puanın biraz düşük olduğunu veya işte hani bir akademik kariyer beklentisi olduğu için daha sonra yüksek lisansa başladıktan sonra 2015 yılından sonra bir akademik kariyer beklentisi oluşmaya başladı. Ondan sonra da bu 55'lerin 57,5'ların da yeterli olmayacağını düşünerek bir de kendisi şu an buradadır. Muhtemelen az önce de konusu geçti. Kuzenim Ahmet Kurt var. Evet. Onun tavsiyesiyle yani daha önce size iki defa falan gelmiş herhalde. O da bir buçuk. Evet. Istediği, bir buçuk. hedefe ulaşmış o da. Öyle bir tavsiye sonucunda sizle tanışma fırsatı bulduk. Daha sonra başladık. Tabii çok fazla yanlış çalışma sağladığımı görmüş oldum. İşte bu geçen yaz döneminde vesaire. Onları biraz düzelttik. Yani nasıl çalışmaya başlamam gerektiği konusunda düzelttik derken yani işte kelime ezberlemenin veya işte yani gramer bilgisi de çünkü sürekli gramer gösteriyorlar. Liseden, ortaokuldan beri gramer. Evet. İşte o 28-75'lik sınavda gramerin yani ne kadar etkili olabileceğini veya olabileceğini. İşe yaramanın tam işe yarama değil de yani işlevsel hani değil bir, yani işe yaramazdan kastım. İşlevsellik, evet, işlevsellik olarak duruyor orada bir yerde. Çeyiz gibi. Mesela anneler alır da koyarlar ya mesela ya da salona hiç kimse girmez. Onun gibi bir şey. Evet. Biraz da. Aynen. Daha sonra işte mavi kitap. O böyle doğru adımdaki ilk göz ağrımız diyelim. Kutsal kitap gibi. Kutsal kitap gibi oldu ama bu konuda yani bu yolda bir kutsallığı var tabii ki. O hedef kelimelerin seçilmesi, işte cümle içerisinde kullanılması, tekrar örnek cümleler yazılması, çevrilmesi vesaire. Başlarda nispeten birazcık daha kelime dağarcığımın bir tık daha çok fazla değil, bir tık daha fazla olduğunu düşünürsek başlara göre. Evet. İlk başta bir sıkılma oldu açıkçası. Yani başlangıç kısmında. Çünkü oluşturduğunuz sınıflarda belli bir puanın üzerinde hani hedef olan kişiler bir de diğer kişiler vardı hani. O şekilde başlangıçta bir soru işaretleri vardı kafamda. Yani acaba başlarda işte boşa zaman mı geçiyor veya ya da işte böyle bir hızla
hedefe ulaşabilecek miyim, ulaşamayacak mıyım soru işaretleri vardı ilk birkaç hafta. Siz konuşmuştunuz. O birçok kişide oluyor ya. Yani acaba diyor ben buradayım ama diyor şöyle miyim falan. Bunlar daha mı düşük benden, bunlar benden daha mı yüksek? Bir dil kursuna gittiğinde bu herkes de oluyor aslında. Ulan ben bundan iyiyim galiba deyip şey yapmalar. Ya da ben bundan kötüyüm deyip üzülmeler. Aslında bizde şey yok işte yani. Ben nerede? Ha ben buradayım. Ben ilerleyeceğim zaten. Ben gideceğim, ben çalışıyorum. Benim onunla veya bununla işim yok olayı benim kurslarımda gözlemlediğim kadarıyla bir aylık bir zaman oluyor öğrencilerde. Aa buna bundan bana ne, bundan da bana ne deyip yolu buluyorlar ama tabii çok kolay değil. Evet, kolay değil. Başta onun da bir soru işareti vardı. Bak baban da bu arada teşekkür ediyor. Ben de teşekkür ederim Ali abiye. Evet. Bu arada Ali abi senin olan şeye benziyor. Bu Turgay diye bir gezici var ya şimdi fark ettim. Ben ilk defa bak 5 yıldır falan tanıyorum seni. Bu türkü şey yapıp söyleyip gidip Anadolu'da milletin yemeğini yiyen bir çocuk var ya. Turgay birkaç tane kepsini görmüştüm hocam birkaç tane. Turgay yaylalı galiba. Suratın ona çok benziyor. Bence mesela saçları kısa kesiyor. Saçları kısa kessen Antep'te kebabı, Maraş'ta dondurmayı böyle gömersin gibi geliyor bana hanımla beraber. Hocam kebabı Adana olarak düzeltirsek katılabilirim. Aynen. Tamam yani Antep'e gidip acı koyarsın. Heh Turgar Başyayla bak Ahmet Kurt biliyor bu işi. Yani, evet. Hani Cem Yılmaz diyor milletin rızkını yiyorlar falan diyor ya. Gurme dediğin tadımlık yapar yani. Evet aynen sonradan gurme oluyor onlar o yüzden yapacak bir şey yok. Hı-hı. Sen de gidebilirsin oradan bence. Yani akademisyen olduk zaten daha nereye kadar yürüyebiliriz. Evet. Evet. Sonra başladık. Sonra başladık. Yolda sonra başladık. Bunaldığın zamanlarda ne yaptın? Sen mesela pozitif bir adamsın. Yani eğlenen, motive olan, kendi kendine motive eden bir adamsın evet. Yani. Evet. Çok ihtiyaç yok. Bunaldığında ne yaptın? Bizim için çok önemli. Sen bile bunalıyorsan diğerleri için çok önemli. Şöyle oldu bir de 2006'nın Eylül ayından itibaren benim yüksek lisansın tezi de başladı. Ve bir yıl içerisinde bitirip hani hocam da sağ olsun buradan güzel bir şekilde analım. Çok disiplinli bir hocaydı. Yani, evet. Selam ona hem, da. Evet. Yani aslında benziyorsunuz. Yani ikisi de istediğini almak için sürekli besleme ve asla hani bunu istiyorsan, buna ulaşmak istiyorsan bu yolu izleyeceksin. Buna ulaşmak istiyorsan bu yolu izleyeceksin şeklinde. Hala doktora çalışmalarımda, bu arada doktora Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde makine mühendisliğinde doktoram devam ediyor. Aynı zamanda öğrencilik de yapıyorum. Öyle bir faydası vardı disiplin açısından. Aynı anda iki farklı kol, iki çok fazla şey isteyen değil. Benim başarımı aslında sizin istediğiniz şey çok basit. Başarı ve bunu daha önce gerçekleştirmiş tecrübeli biri olarak bu yolu gösteren. Daha önce o yoldan kaç kişinin elini tutup götürmüşsünüz. Bak bir yere gideceksin bu şekilde yaparsan gibi. Bizim sizin elinizi tutmamız gerekiyordu. Aynı şekilde hem yüksek lisans hem bu aşamada. Benim böyle bir ara iki eli birden tuttum. O bir sene içerisinde. Çok fazla zorlandım. Yani bir yandan deneyleri yaparken bir yandan günlük ödevleri bir de yaptıkça bu arada ben çok fazla böyle disiplinli veya işte günü gününe çalışan hani o konu başlığında daha uygun aslında. Evet. Bu arada bak hanımcılık kazanacak diye aramıza katılmaya başlayanlar oldu. Teşekkür evet. ediyoruz. Gerçekten de hanımcılık kazanmalı. Ya bir de erkek olarak şimdi eşimle de akşam konuştuk. Yani erkeğin şeyi var böyle kadına karşı. YDS'ye döneriz tekrar ama. Hı-hı. Mesela yani bazen erkek kendi böyle haklı olduğunu düşünerek eşine bir çemkirmeye çalışıyor. Yani evet buldum bir kere diyor. İlk kez bir haklı bir konu buldum diyor. Giriyor. Yürüyor oradan yani. Oradan yürürüm ben diyor. İlk defa evet. buldum diyor. O heyecanla yani Fatih Terim'den gaz almış heyecanla böyle yürüyor. Ben bu kupayı Aynen. alırım diyor bu sefer. Ama 5 dakika sonra keşke bu konuya da girmeseydim deyip geri dönüyor. Yani ne gerek var bu kadar darlamanın diye düşünüyoruz. O süreçte yaşadığın bunalımları böyle açtın. Yani hedefi gördün. Sonuç neydi? Tatmin etti Sonuç, mi? Şöyle oldu bir de. Biz YDS hedefiyle çıktık aslında. 2016 Eylül'de YDS hedefiyle çıktık. Benim bir Ocak ayı içerisinde bir 3 haftalık bir yurt dışı, 2 haftalık, 3 haftalık bir yurt dışı durumu oldu. Tamamen kopma durumu oldu bu arada. Evet. Oradayken YÖK dilin yapılacağı, YÖK dil sınavının, Mart ayında YÖK dil sınavının olacağı vesaire. Daha sonra birkaç günde tekrar adapte olmayla ilgili problem yaşamadım o 20 günlük aradan ama kimseye tabii ki de mecbur kalmadıkça tavsiye etmiyorum diyorsun. Güzel oldu. Tabii ki tavsiye etmiyorum yani. Aynen. Evet. Daha sonra ilk YÖK dilinde artık sağlamış olduğu bir avantaj mı diyelim? Yani tam olarak
Evet, bir güzellik diyelim. 77,5 aldım. YÖK dilinde aynı zamanda akademik kariyer için gerekli puan hedefleri içerisinde olan bir sınav olduğunu duyduktan sonra işte işin haytalık kısmına bağlayacak olursak tekrardan arada bir aylık bir süre vardı yanlış hatırlamıyorsam hocam. Evet. Bahar Nisan ayındaki YDS ile bir aylık bir zaman vardı. Bu bir aylık zaman diliminde işte benim yüksek lisans tez muhabbetlerinden dolayı da YDS'den biraz uzaklaşmaya başladım. Yani zaten orada mavi kitap bitip artık sadece işte sorular vesaire çeviriler özellikle. Bir de sürekli ÖSS'den beri yaptığım bir yanlış var benim. Yanlışlarımın üzerinden geçmemek. Yani onu da birazcık sıkıntı çekiyordum. Tekrar yanlış yaptığım soruyu eksiği koyup geçiyorsun. Halbuki o soruyu bir sonraki sınavda artıya çevirebilmek için Evet. çok fazla sıklıkla önceki arkadaşımız Zehra Betül arkadaşımız da söyledi. Yanlışların üzerine gidilmesi veya işte bilinmedik kelimelerin oradan çekip alınması konusunda. Güzel oldu O ama da bak Zehra yapıyorum dedi, sen yapmıyorum dedin. Sen şey evet. gibi oldu, pişmanım yapmıyorum gibisinden böyle. Yani pişmanlık oldu çünkü YDS puanımı söyleyeyim. Bir sonraki sınavdaki YDS yani bir ay sonraki YDS puanını 55 aldım. Evet. Yani arada belli bir puan farkı var tabii ki. Yani YÖKDİL şu anki YÖKDİL'e göre daha basit bir YÖKDİL'di. İlk YÖKDİL olduğu Ama bir için. 70 bence alırdın. O bir ay hızla devam etseydin. Evet. Bir 70 Yani ki 80 de mesela hani konuştuk ya senle bunu da konuşalım dediğimiz. 80 hı. akademik anlamda sana çok güzel şeyler sağlıyor. Evet. İngilizce ders verme gibi. Mesela ileride onu da alacağız. Arkadaşlarımdan bir tanesi oldu artık. Senin gibi. Bir bölümden kalkıp başka bir bölümde İngilizce ders vermeye gidebiliyorsun 80 puanla. Çünkü yok Evet. dil de olsa, YDS de olsa 80 puan İngilizce ders verme imkanı sağlıyor. İngilizce ders anlatabiliyorsun, kendini geliştirmek zorunda hissediyorsun, konuşmak zorunda hissediyorsun. Evet. Bir de buna özel üniversitelerde falan başvuru yapıp özel üniversitede İngilizce gelişme alanları var. Mesela Yeditepe bildiğim kadarıyla akademisyenlerini yetiştiriyor kendi içinde. İngilizce konuşabilmeleri için, İngilizce hazırlık sınıflarına ve benzeri gelmesi için. Ya yani o 80 YÖK dil puanı, YDS puanı kafaya şu an bizi yayını izleyip de YDS YÖK dil hazırlayanlar kendini lütfen koysunlar. 80 işin pir noktası. Kapı açar. Hanım bir şey söyledi galiba. Beni dinleme. Yok yok bir şey söylemedi Ha hocam. tamam. Güzel. Sıkıntı yok aynen. Osman sıkıldın diye dürtüyorsa Yok hocam ben estağfurullah öyle bir şey yok. kapatabilirim. Hatta şu Benlik an keyif bile oluyor galiba. Oradan bir gülümseme İyi. var. Ona da çok Aynen. selam söylüyoruz. Aleyküm Başımızdan selam eksik hocam. olmasınlar. Peki sınavda böyle heyecan verici, sıkıntılı sınav anın var mı herhangi bir şey anlatabileceğim bize? Hocam sınav anı değil de o laboratuvardaki ödev yapma ile deney yapma arasında gidip gelme ile ilgili bir anım var. İstiyorsanız anlatayım zamanınız varsa. Anlat anlat. 43 Bir geçiyor, yandan 55 geçe bırakabiliriz. tamam. Bir yandan deney malzemeni hazırlıyoruz, tartımını yapıyoruz. İşte onu belli bir süre karıştırmaya bırakıyoruz fiziksel olarak. Ben orada işte yarım saatlik süre içerisinde mavi kitaptan kelime ödevlerini vesaire işte veya vokabülleri çevirme ödevleri Longman'dan yapıyorum. Tekrar deneye devam ediyorum bir kısımda. Çünkü ayrı ayrı ayıracak bir zamanda bulamıyorum. Belki yanlış bir çalışmadır buradan. Hani kafa tek bir yerde olup ödevi tek bir bütün halde çözmekle benim yaptığım arasında da mutlaka bir farklar vardır tabii ki hani. Şey yapma artık derste değiliz. Yani Osman niye böyle yaptın demeyeceğim sana. O günler çok Tamam. ekşiyordum. Yok Artık bir sonraki rahatsız. arkadaşlar için hani böyle durumlar olan varsa ki yüksek lisans yaparken de çok fazla sınava katılan arkadaşlar da olabiliyor veya kursa katılan arkadaşlar da olabiliyor. Bak mesela Yelda var. Laf sokuyor İsmail'e. O da öyle yapıyor diyor. Evet. Tanıdık geldi diyor alttan. Evet. Evet. İşte onu yaparken benim bir 10-15 dakikalık karıştırma sürecini ödeve dalmışım biraz da. Artık tam böyle Ekim-Kasım ayları çalışma mantığını anlamışım. Hani pozitif gidiyor her şey. Oradan bir ufak bir patlama sesi. Yaklaşık 1-1,5 litre böyle bir Eyvah. çözelti. Makineden aşağıya doğru, bütün tezgaha doğru böyle bir dökülme durumu oldu. Cihaz da birazcık pahalıydı. Öyle ilgili de bir problem vardı. İşte bir an her şeyi bir yerden siniyor ama bir 5 dakika böyle bir 2-3 dakika böyle koydum. Ben neredeyim? Hem maddi hem manevi olarak hesaplama yapıyorum. Neler Evet. gelecek başıma falan diye. Evet. Öyle bir anım vardı. Sınavda herhangi bir sıkıntı olmadı hocam. Sınav anında zaten motive olabilen biriyim. Yani hani kopartabiliyorum dışarıyla bağlantımı. Evet. O konu güzel senin için. Bir de öyle bir arkadaşımız vardı.
Tüpü mesela o da kırdı galiba. Ama geçen baktım mesela Unibay bir reklamlarında oynamış. Yani belki tüpü de kırmak gerekiyor bazen. Evet. Burcu diye bir arkadaşımız. yani tüp kırmak bazen çok enteresan. Mesela bir baktım Unibay bir reklamlarında oynuyor. Şimdi Unibay bir demek de bizim için şu anda can damarımız yani. Unibay bir mi alsak, Migros şeyden mi alsak, ıslak mendili mi alsak. Unibay bir reklamında onu görünce beyninden vurulmuşa döndüm mesela. Biz şimdi yayın yapıyoruz. Bizi kaç kişi izliyor yani? Allah razı olsun izleyenlerden bunu. Mesela bütün herkes izliyor yani. Evet. Osman çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim hocam. Ben de aynı şekilde zevk aldım. Başlarda bir ufak ortamda bir canlı yayın kazası. Ya canlı yayına evet. Yapabilecek bir şey yok. Her şey olabilir. Aynen. Mesela bu kamera şu anda gider. Ben üstümde sivit var ama altımda eşofmanım var mesela. O görünebilir. Her şey olabilir yani. O yüzden. Evet doğru. Aynen. sende de var galiba aynı şey. Yani. Şey yapmıyorum evet şu anda. Çorap falan da yırtık olabilir. Onu çok girmeyelim o konulara şimdi. Tamam, neyse. Peki hocam. Teşekkür ederim. Özlemişiz de muhabbet etmeyi de özlemişiz. Evet aynen hocam. Aynen. Yani ara sıra yine görüşme durumumuz oluyordu aslında pandemiden önce. Evet. Bir çay içiyorduk Mehmet abinin evet, orada. Çay içmem. Mehmet abinin çayını evet içiyorduk ama evet. İnşallah hocam en azından yaz döneminden sonra bari bu aşılarla beraber yine evet. Eskiye dönsek. Ya şey bugün biriyle konuştuk hatırlamıyorum. Mesela şimdi pandemi açılacak değil mi yani? Restoranlar açılacak. Ne bileyim dükkan başka bir konuya giriyoruz belki ama. Ben şunu istiyorum artık. Mesela bir restoran sahibi adam var. Bu restoran sahibi, kız kardeşimle konuştuk hatta WhatsApp üzerinden. Restoranın var değil mi senin? Restorana devlet sana demiş ki belli bir ölçmüşler. 10 kişi alacaksın demiş. Net. Sen şimdi para kazanayım diye 50 kişi almaya çalışırsan, 30 kişi ya da 20 kişi almaya çalışırsan ne olacak? Bu pandemi yayılacak. Yayıldıktan sonra ne olacak? Senin dükkanın tekrardan 3 ay kapanacak. Evet. Şimdi buradan Fırıncılar Odası'na, Restoranlar Birliği'ne bir mesaj olarak gönderilmez belki bu ama kafan çalışıyor. Aga. Yani ben yapmazsam, o yapmazsa, bu yapmazsa düzelecek bu iş. Yani insanlar mesela şimdi bana çok fazla talep geliyor. Kurslar açılsın hocam. Ağustos'tan sonra bir açılma oldu yani böyle. Eylül'e evet. kadar. Kurslar açalım hocam, bir arada olalım, beraber yapalım, ben alışayım. Ya bu iş belli, gene aynı yere gidecek. Sınıf içinde olduğumuzda bir benim sağlığım tehlike, senin sağlığın tehlike, başkasının sağlığını dolayısıyla tehlike atmış oluyoruz. Ben şimdi eve geliyorum, çocuğum var. Sen eve gidiyorsun evet. çocuğun var. Onun annesi var, dedesi var. Ya bir bekleyelim, bir şey yapalım ya. Bir de kurtlu bir milletiz yani. Yerinde durmuyor yani. Evet, aynen hocam. Düğüne gitmeyeceğim, düğünde oynamayacağım diye giden adamın o düğünden çıkarkenki halini düşünsene. Bırakın beni, ben oynayacağım diye çıkıyor yani. Bu kurdu bırakmamız lazım. Bir durmamız lazım, bir tedbir almamız lazım. Yapacak bir şey yok yani. Kesinlikle hocam, katılıyorum. Yani bireysel alınan önlemler zaten topluma o şekilde yansıyor ki pandeminin zaten şeyi bu, mantığı bu yani. Hani alınacak önlemler açısından bireysel alınan önlemler, yani illa bunun toplu halde şu yapılmayacak, bu yapılmayacaktan ziyade bireysel aslında o kuralları koyabilse hiçbirine gerek evet. kalmayacak zaten aslında. Kesinlikle. Online dersle ilgili mesela Esma da yazıyor, bir öğrencim. Birçok öğrencide söylenen şey, söylediği o. Online çok gerçekten yararlı eğer iyi kullanılırsa. Mesela şimdi bir kere hocanın, online ders veren hocanın mouse'a basmayı bilmesi lazım. Yani sağa basınca ne oluyor, sola basınca ne oluyor? Evet. En azından bu kadar bir eğitim vermek de lazım. Bazen böyle sıkıntılar oluyor. Bir de şimdi rahatsın. Yani kızlar için özellikle bence yarım saat duş, yarım saat makyaj, bir saat gitti. Değil mi? Canlı da hiç açmıyoruz. Süper. Erkekler mesela işte ne bileyim şunu yapayım falan demek zorunda kalmıyor. Bayanlar için bence süper bir nimet yani her anlamda. Evet. Diye düşünüyorum. Instagram'ın i̇şte linklerine vardık. Evet. O da hocaya tabii ki bağlı hocam. Yani öğrencilerden de bazı bizim, ben de aynı zamanda online ders de yapıyorum. Çok fazla uzatmayayım. Makyaj yapıyorum diyeceğim zannettim. Hocanın birazcık daha tabii ki hakim olması veya işte o online dersin mantığına uygun bir şekilde dersi normal yüz yüze dersten online evirmesi evet. Çok önemli yani. Kesinlikle, bak katılanlar da çok oluyor bize. Osman çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Umarım çok yararlı oldu yine. Görüşürüz tekrardan. İyi, eşine ve hocam. Tanıdıklarımıza da çok selam söyle. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar bakalım. Hoşça kal. Evet. Sen iptal ettiğinde çıkabiliyorsun. Şimdi son olarak ben kalan zamanı arkadaşlar iyi değerlendirmek, yerini değerlendirmek adına sınava çalışacak arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Hemen notlarımı da alayım. Unutmamak için yazdım bir yere onları da. Şimdi son 3 ay diyelim, YDS'yi de düşünürsek 2,5 ay. Bu kalan zamanda YDS, YÖKDİL sınavlarına hazırlanmak istiyorsanız
belli bir altyapınız hiç yoksa, sıfırsanız, ben olsam bir kursa giderim. Sağlam bir kurs alırım. Kısa zaman kurs açılır mı açılmaz mı bilmem. Biz herhangi bir kurs açmayacağız. Onu da net söyleyeyim. Devam edenler oluyor sadece. Sıfırdan başlayanlar mutlaka bir kurs almalılar. Ama bu Nisan ayında hemen olacak anlamına gelmiyor. Bunu söyleyeyim. Eğer bir belli çalışmanız varsa ve işte 35 ile 50 arasında bir puanınız varsa, ÖSYM'nin sitesinde çıkmış YDS soruları var. YDS sorularının ilk bölümlerini çözebilirsiniz. Eğer 50'nin üzerinde bir puanınız varsa YÖK veya YDS'den bütün soruları çözmeye çalışabilirsiniz. Yani işin özeti, kendinizde belli bir bilgi oluştuysa ve sadece soru çözmeniz gerekiyorsa, YDS sorularını çözerek çalıştığınızda YÖK dili zaten alt edersiniz. YÖK dil sorularını piyasada bulabilirseniz, bir yerlerde birileri paylaşıyor yasak olmasına rağmen, o soruları da çözmeniz işe yarar. Baktınız ki YÖK dili bulamadınız, YDT sınavı var. YKS dil, ÖSYM'nin yaptığı üniversite hazırlık sınavı. O soruları bulup çözebilirsiniz. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Özellikle nasıl ki mesela kötü ilaçlardan insanları korumak için bilen insanlar o ilacı kullanmayın, antibiyotik almayın diyorlarsa, ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Akıllı olmak lazım. Bir ayda 30 günde YÖK dil 70 garanti. 1,5 ayda YDS'den 100 para garantili, 80 bilmem ne. Arkadaşlar böyle piyasa işlerinden uzak durun. Ben bir öğretmen olarak, bırakın bir arkadaş olarak bu işe bir hazırlanan, her sene kendini hazırlayan ve kendisi de sınava girip mutlaka kendini değerlendiren bir İngilizce sever olarak diyeyim. Bırakın öğretmeni. Bu gibi altını çizerek söylüyordum. Piyasa işi işlerden uzak durun. Çünkü yani mesela size biri ucuz diye bir ilaç verse içmezsiniz ya. 100 liraya ilaç bulduk, sat çıkartıyor. İçmezsin yani, belli bir sıkıntısı vardır dersin. Ya da denersin, görürsün. Artık Allah korusun diyelim. Bizim alanda da maalesef var. O yüzden lütfen dikkat edin. Akıllı kararlar vermek lazım. YDS YÖK dili hazırlanırken kendinizi bunalıma sokacak eğitimlerden uzak tutmak lazım. Bu işleri yapmamızın temel nedeni, Instagram yayınlarını yapmamızın temel nedeni de insanları bu gibi, Uğur Dündar'ın var ya bir ara, kaçak koşullarda, sağlıksız koşullarda YDS eğitiminden sizleri uzak tutmak. Ben teşekkür ediyorum. Umarım bir keyif katmışızdır. Bilgi anlamında yarar sağlamışızdır. Dönütlerinizi bize bu videoların altına yazarsanız çok seviniriz. Onlar bize güç veriyor. Neleri yapmamız gerektiği konusunda da bizi heveslendiriyor. Benden bu akşamlık bu kadar. Haftaya cumartesi akşamı yine saat 9'da farklı iki konukla görüşmek üzere. Hadi şimdi İboşova hep beraber gidebiliriz. Ben de kendimi tutamıyorum. Doğru İboşova gidiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.